7 Nisan'da başladı ve 22-14 Nisan'da da başlayan ikinci dalga, işgal dalgası olarak diyebileceğimiz fark ve hedefinde nihai olarak bir işgali önüne koyan bir Türkiye Devleti ve AKP-MHP iktidarının işgali söz konusu Güney Kürdistan'da. Elbette ki bu işgalin arkasında Türkiye Devleti'ni bu işgale yönelten hem uluslararası konjonktürün vermiş olduğu destek hem de Türkiye'deki iç dinamiklerden kaynaklı Türkiye Devleti ve AKP-MHP iktidarı bu anlamıyla belki tarihinin, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük işgal saldırısını bugün Güney Kürdistan'dan başlayıp Şengal'e kadar önüne bir hedef koyup aslında Osmanlı kendisini Osmanlı geleneğine dayandırarak bu işgali sonuca, nihayete erdirmek istiyor. Dolayısıyla bu anlamıyla bizim açımızdan belki önemli ve yeni olan şeylerden bir tanesi KDP'nin çok açık bir biçimde, bir şekilde 2020'den bu yana bu işgale çok açık bir biçimde destek sunması ve bu işgalin bir parçası olarak yer alan bir noktada duruyor olması. Bu Kürt halkı açısından, Kürt siyasi hareketi açısından yeni bir durum. Dolayısıyla elbette ki önceki geçmiş yıllarda Türkiye Devleti'nin Kürdistan'ın dört parçasına yönelik saldırıları elbette ki bizim açımızdan yeni değil. Yaklaşık 40 yılı bulan bir işgal saldırısı, operasyonlar söz konusu. Fakat 2022 ile 14 Nisan 2022 işgal girişimi öyle görülüyor ki Türkiye bu anlamıyla bölgesel güç olma ve işte kendisine Osmanlı'nın yayılma zihniyetine dayandırarak bu anlamıyla kendisini Orta Doğu'da ve Kürdistan zemininde Orta Doğu'da egemen bir güç haline getirmek istiyor. Daha önce de bunu farklı biçimlerde denedi. Türkiye'nin her zaman Orta Doğu'da hem zihinsel hem kültürel hem düşünsel hem de ideolojik olarak egemen olma eğilimleri vardı. Fakat bunun hiçbirisinde başarılı olamadı. Bütün bu projeleri çöktü. Yani Akdeniz'den başlayıp Güney Kürdistan sınırına kadar burada Orta Doğu'da egemen olan bir Türkiye hayali söz konusuydu. Fakat bunların hepsinde başarısız olmuş bir Türkiye, bir AKP-MHP iktidarı bugün gelinen son aşama olarak askeri gösterilerle, askeri işgal saldırılarıyla Orta Doğu'ya egemen olmak istiyor. Özellikle geliştirmiş olduğu İHA ve SİHA'ların vermiş olduğu teknolojik üstünlüğü de kullanmaya çalışarak bu anlamıyla Orta Doğu'daki dengeleri, Orta Doğu'daki ilişkileri kendi lehine çevirmeye çalışan ve bu konuda egemenliğini askeri gösteriler, askeri zaferler üzerinden var kılmaya çalışan bir Türkiye devlet geleneği karşımızda. Tabii ki bugün AKP-MHP iktidarı bütün varlığını da bu askeri hegemonya üzerinden elde edeceği zafere bağlamış durumda. Dolayısıyla kaderi aslında bu anlamıyla buradan elde edebileceği bir zafere göre Türkiye'deki siyasi kaderi şekillenecek. Dolayısıyla KDP ile girmiş olduğu ilişki, KDP'nin Türkiye ile kurmuş olduğu ilişki bu bağlamda değerlendirebiliriz. Elbette ki bu anlamıyla uluslararası konjonktür, Ukrayna, Rusya savaşının tekrar NATO gibi bir askeri yapılanmayı tekrardan ön plana çıkarmasıyla beraber Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu belli ölçüde güçlendirdi. Dolayısıyla uluslararası güçlerin de bu konjonktüre dayanarak Türkiye belli anlamıyla ön ayak olduğu, bu saldırıları desteklediği ya da bu saldırıları görmezden geldiği bir konjonktür içerisindeyiz. Fakat siyasi, toplumsal, ekonomik olarak her yönlü yalnızlaşmış, her yönlü zayıflamış, artık öyle bir aşamaya gelinen bir pozisyondadır ki artık Türkiye'nin toplumsal ve siyasal geleceğini belirlemekten uzak bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ekonomik, toplumsal, kültürel varlığını, birikimini tamamıyla bu savaşa harcayan, tüketen ve bundan da sonuçsuz, başarısız olan bir iktidar var karşımızda. Güney Kürdistan'da da KDP buna benzer özellikler taşıyarak aslında bugün AKP-MHP iktidarının hem bölgede Kürdistan'da hem de Türkiye'de uygulamış olduğu
rejimin karakterinin aslında bir minyatürü olarak Güney Kürdistan'da egemen olmaya çalışıyor. Dolayısıyla kendi varlığını tamamıyla PKK'nın zayıflaması ve olası tasfiyesi üzerine kurgulamış bir KDP zihniyeti, bir gerçekliği var karşımızda. Bu bağlamda Türkiye ile kurmuş olduğu ilişki bu zemin üzerine görülüyor. Fakat görmediği, hesap etmediği ya da görmek istemediği şöylesi bir gerçeklik var. Bu işgalin hedefi PKK değil. Tam tersine Güney Kürdistan'dan başlayarak orayı ilhak ve işgal ederek ta Şengal'e kadar ki bütün sahayı kontrol etmek. Bugün Irak topraklarında Irak'tan daha çok, Güney Kürdistan bölgesel yönetimden daha çok Türkiye'nin askeri varlığı söz konusu. Dolayısıyla bugün Türkiye, Irak'ta en büyük askeri güce sahip bir gerçekliği ifade ediyor. Bu bile önümüzdeki süreçte konjonktür el verdiği durumda Türkiye'nin Irak'ta Güney Kürdistan'ın yönetiminin tasfiyesinden tutup ta Şengal'a kadar nasıl buraları ilhak ve işgal edeceğini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Dolayısıyla hani net bir şekilde ifade etmek gerekirse bugün Türkiye'nin AKP-MHP iktidarının girmiş olduğu bu işgal girişimi tek başına PKK'yı zayıflatmak, PKK'ya yönelik bir işgal girişimi, bir operasyon girişimi değil. Tam tersine asıl stratejik hedefi Misak-ı Milli sınırlarına, tarihsel Osmanlı geleneğine dayanarak kendisini hem Güney Kürdistan'ın bölgesel yönetimini tasfiye etmek hem de Şengal özerk yönetimi tasfiye edip oralarda yerleşik bir güç haline getirip Irak'ın siyasi geleceğinde en etkili güç olma hedefiyle hareket ediyor. Dolayısıyla bu kadar yoğunluklu ve topyekun bu işgal girişiminin arkasında bu motivasyon var, bu hedef var ve bu amaç var. Dolayısıyla nihayetinde Türkiye ve KDP'nin birbiriyle girmiş olduğu ilişki, dolayısıyla aynı zamanda kaderlerini de varlıksal olarak kaderlerini de birbirlerine bağlamış durumda. Birisinin çökmesi, AKP-MHP'nin Türkiye Devleti'nin bu operasyonda başarısız olması demek, aynı zamanda KDP'nin de bağlantılı olarak, beraber olarak bu planda, bu projede her yönlü çöküşünü ciddi anlamda hızlandıracak. Tabii 9 Ekim 2020'de yapılan bu anlaşmadan bugüne kadar bu planda, bu planın gerçekleştirilmesinde hem Türkiye, KDP ve belli ölçülerde Irak Devleti'nin ortak konsensüsü söz konusuydu. Fakat 2017'den bu yana Güney Kürdistan bölgesel yönetim topraklarının %40'ını KDP'nin yanlış politikaları sonucu kaybetmiş Kürtler, Barzani öncülüğünde yine görüyoruz ki özellikle son 3 yıldır yönünü kaybettiği topraklara, özellikle Irak'ın işgal ettiği, işte Musul ve Kerkük bunlardan bir tanesi. Bu toprakları varlıksal olarak, kimliksel olarak tekrardan geri kazanmaktan ziyade yönünü tamamıyla Kürtlerin kendi bin bir emekle, bin bir bedelle, Kırım'dan, fermandan geçerek aslında elde etmiş olduğu statüyü, öz yönetimi dağıtmaya, parçalamaya yönelik. Dolayısıyla kendi iktidarını, kendi varlığını aslında Kürtlerin, Kürt halkının farklı zeminlerde, farklı noktalarda elde etmiş olduğu kazanımları tasfiye üzerine kurmuş bir Barzani zihniyeti söz konusu, bir KDP zihniyeti söz konusu. Mesrur Barzani'nin ısrarlı bir şekilde anlaşmanın onaylanması ve bu pratiklerin hayata geçmesine ilişkin çağrısı aslında bu anlamıyla Barzani ailesinin, KDP'nin Kürt mücadele tarihinde, Kürt halkının mücadele nezdinde özgür Kürt'ün aklını, özgür Kürt'ün siyasetini temsil etmediğini, tam tersine hem bölgesel hem de küresel güçlerin işbirlikçisi, maşası ve projesini uygulama gücü olarak kendisini ortaya koyduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Kendisini tamamıyla askeri politikalar, siyaset üzerine inşa etmiş, zor, şiddet, baskı siyaseti yürüten bir KDP gerçekliği söz konusu. Bugün Türkiye'nin AKP-MHP rejiminin Türkiye'de uyguladığı rejimin karakterinden çok daha baskıcı, çok daha otoriter, çok daha insanlık dışı bir tarzı bugün KDP Güney Kürdistan'a, Güney halkımıza yönelik
gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamıyla varlıksal olarak KDP ve Türkiye'nin kaderinin, siyasi kaderinin birbirine bağlı olduğunu ifade ederken aslında bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Mücadele bugüne kadar Kürt halkındaki mücadele ve direniş Türkiye ve KDP'nin tezini çok büyük oranda kırdı. Dolayısıyla Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek ve Kürt her alanda, her zeminde, her parçada gelişen özgür Kürt bilincinin gelişmesinin önüne set çekmek, dağıtmak, parçalamaya yönelik bu teze mücadeleyle karşılık verildi ve bu mücadele bugüne kadar bu tezi büyük ölçüde bertaraf etti, kırdı. Birikimini, ekonomik birikimini bu savaşta zafere ulaşmayı ve bu savaşta sonuç elde etme üzerine kurdu. Bölge işte, Akdeniz'den tutalım, Suriye, Libya ve Güney Kürdistan işgal girişimlerine karşı bütün hamleleri aslında bu siyasetin bir parçasıydı. Bütün buralardan başarısız olmuş bir AKP-MHP ideolojik hegemonyası arayışı bugün son şekilde bütün gücüyle, bütün varlığıyla Kürdistan coğrafyasına yönelmiş durumda. İşte bütün varlığını, varlıksal birikimini bu savaşa yatırmış ve bundan da sonuç elde etme olasılığı olmayan bir AKP-MHP iktidarının bugün Türkiye'de yaşadığı siyasi, toplumsal ve ekonomik krizin sonuçlarını yaşıyoruz. Krizin en önemli kaynağı, siyasi ve toplumsal krizin kaynağı, Türkiye'nin 100 yıllık birikimiyle Kürtlere yönelik topyekün girmiş olduğu savaşta yaşamış olduğu başarısızlık ve bu başarısızlığın bugün Türkiye'ye faturası çok derin bir şekilde, telafisi mümkün olmayacak bir şekilde yaşadığı ekonomik kriz, siyasi ve toplumsal krizdir. Dolayısıyla bugün yaşadığımız iklim bu savaşın bir sonucudur. Bu savaşta elde edilen başarısızlığın bir sonucudur. Ve çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki hem bölgesel, hem Türkiye bağlamında iç ve dış dinamikleri hem de bölgesel bağlamda ele alırsak bu savaşta da bu işgal girişiminde de başarı olma şansı olmayacaktır. Bu bağlamda hem gerek bizler, gerek Kürt halkı, gerek Türkiye demokrasi güçleri bütün dinamiklerin bu gerçeği bilerek, bu bilinçle hareket ederek aslında bu savaşa Türkiye'nin ısrarlı bir şekilde sürdürmek istediği, zamana yaymak istediği bu savaşa karşı durmak, mücadele etmek ve Türkiye'yi kendi zeminlerine, Türkiye'yi AKP-MHP iktidarını bugün Libya'dan Güney Kürdistan'a kadar işgalci bir pozisyonda olan Türkiye'yi kendi sınırları içerisine çekebilecek bir mücadeleyi geliştirmek. Yani bunu gerçekleştirebileceğimiz oranda, gerçekleştirdiğimiz oranda Türkiye'deki siyasi ve toplumsal ekonomik krizi belli ölçülerde rahatlatacak bir noktaya çekmiş oluruz. Aksi takdirde bu savaşın uzaması, bu savaş girişimlerinin uzaması, bu hegemonyanın arayışının Orta Doğu ülkelerine yayılması demek, Türkiye'yi hiç kimsenin, hiçbirimizin öngöremeyeceği bir felakete, bir uçuruma, siyasi, toplumsal, ekonomik krize ve uçuruma sürükleyeceğini şimdiden öngörmek mümkün. Dolayısıyla bunu görmeyen, bunu bilmeyen bir siyasetin aslında mevcut durumda kör olması demek. Demokrasi güçlerine, muhalif kesimlere yönelik kapsamlı saldırısının arkasında yatan temel gücün özellikle 5 Nisan 2015'ten bu yana Kürt halkının veri Sayın Öcalan üzerinde uygulamış oldukları tecridin bir sonucu olarak ifade etmek mümkün. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin hem Orta Doğu hem Kürdistan coğrafyasında bu kadar savaşçı, bu kadar yayılmacı, bu kadar böyle artık soykırım politikalarını önüne koyan bir gerçeklikle, bir motivasyonla hareket etmesinin arkasında Sayın Öcalan'ın üzerinde uygulanmış olduğu tecritle doğrudan bağlantısını kurmak mümkün. Bu anlamıyla zaten Sayın Öcalan'ın rolünü bilen ve bu anlamıyla halkların, başta Kürt halkı olmak üzere halkların özgürlük, demokrasi ve eşitlik lehine Sayın Öcalan'ın rolünün nasıl bir gerçekliğe tekabül ettiğini bilen bir iktidar karşımızda söz konusu. Bu bağlamıyla
bu savaşı geliştirirken, bu savaşa karar verirken ve bu savaşın ilk uygulama alanlardan bir tanesi İmralı Adası ve Sayın Öcalan'ın. Yani biz şunu çok net biliyoruz ki Sayın Öcalan devletin, iktidarın Sayın Öcalan'ın yaklaşımının Kürt halkına yönelik nasıl bir mücadelenin içerisine gireceğini çok rahatlıkla bize bir veri olarak, bir ilk laboratuvar olma, ilk uygulama alanı olma özelliğini koyuyor. Dolayısıyla Tecid'in ilk 2015'ten bu yana derinleştirip Sayın Öcalan'ın toplumla, halkla, Kürt halkıyla, Orta Doğu'daki demokratik halklarla iletişimini, bağını koparmak isteyen Türkiye Devleti ve AKP-MHP iktidarının savaşı çok daha derinleştirecek, halklara yönelik savaşı çok daha derinleştireceğini geçmiş dönemlerde de Sayın Öcalan üzerinde uygulamış oldukları yöntemlerden görmek mümkündü. Fakat bu kadar uzun süreli, bu kadar kesintisiz, artık insanlık dışı bir aşamaya gelmiş olan tecridin bu kadar her yönünü derinleştirildiği böylesi bir dönemde görülüyor ki Türkiye Devleti ve AKP-MHP iktidarı Sayın Öcalan üzerindeki tecridi daha da derinleştirip uzatıp ve halklar üzerindeki savaşı üzerinden bir gelecek, bir rejim yaratmak istiyor. Fakat hesap etmediği şöylesi bir gerçeklik var. Onu açık ifade etmek gerekirse. Sayın Öcalan 99'dan bu yana gerek Kürt halkına, gerek Orta Doğu'daki demokratik ve özgürlük arayışı içerisinde olan bütün halklara yönelik fikirsel, düşünsel ve teorik, ideolojik bütün değerlendirmelerini zaten ulaştırmış durumda. Dolayısıyla bu anlamıyla bu rejimin politikasına, bu siyasetine karşı Kürt halkı başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm halklar aslında Sayın Öcalan'ın görüşleri, fikirleri ve özgürlükçü değerlendirmeleri doğrultusunda bu politikaya karşı bir direniş gösteriyor. Yani halkın, Kürt halkının mücadelesinin bu kadar köklü olmasının arkasındaki en önemli gerçeklik Sayın Öcalan'a dönük hem düşünsel, hem felsefik, hem de ideolojik bağlılığından geliyor. Mücadeleyi bu kadar köklü, bu kadar barbar ve her yönlü mücadeleye karşı hala ayakta oluşu, hala direniş içerisinde olmasının arkasındaki gerçeklik bununla alakalı. Türkiye AKP-MHP aklı ve Türkiye Devleti bu gerçekliği çok yakinen bildiğine kaynaklı Sayın Öcalan üzerindeki tecidi derinleştiriyor. Tabii Kürt partileri hani bu gelişen Türkiye'nin bu siyasetine, bu soykırım politikasına karşı sadece bir gücü, bir yapıyı, bir örgütü, bir partiyi hedef almayan, bir bütün olarak Kürtlerin varlığına, kültürel ve fiziki varlığını hedef alan bu saldırı zihniyetine karşı elbette ki Kürdistan'daki tüm partilerin, tüm yapıların, tüm kurumların birlikte ortak hareket etmesi gereken bir dönemi içerisindeyiz. Dolayısıyla Kürtlerin demokratik ulusal birliğini sağlayacak da bu birlikte mücadele olacak. Bu aynı zamanda ortak mücadele birliğinin, ortak zihniyet birliğinin oluşumunun temelidir aynı zamanda. Bu konsepte karşı mücadelede ortak hareket etmek, ortak zeminlerde buluşmak. Elbette ki bazı Kürdistan'da faaliyet gösteren Kürt partileriyle belli ölçülerde, belli düzeylerde buna karşı tepkilerimizi ortaya koyduk. Ortak tepkilerimizi işte Kürdistan İttifak Çalışma Grubu olarak ifade ettiğimiz. Fakat açıklamanın, değerlendirmelerin yazılı veya sözlü açıklamaların ötesine geçmeyen, bu anlamıyla bir mücadele ortaklığında imtina eden bir Kürdistan partileri gerçekliği söz konusu. Teorik doğrularla, teorik gerçekliklerle bugün bu soykırım dalgasının önüne hiçbirimiz geçemeyiz. Yazılı ve sözlü açıklamalarla bu kadar her yönüyle ve Kürt'ün adeta zihnine yerleşmek isteyen bu soykırım dalgasına, zihniyetine karşı topyekün bir şekilde pratik mücadele yürütmek gerekir. Halkın siyasal ve toplumsal yaşamında yer edinmek isteyen tüm Kürt partilerinin de aslında önüne de ciddi anlamda bir fırsat da sunuyor.
buradan imtina eden, buradan geri adım atan, çekinen ya da bu gerçekliğe takabül etmeyen değerlendirmeler ve fikirler ortaya koyan Kürt partilerin, Kürt halkının siyasal ve toplumsal geleceğinde yer edinme şansının çok olmadığını da en azından mevcut koşullara bakarak da ifade edebiliriz. Dolayısıyla elbette ki diyaloglarımız, ilişkilerimiz belli ölçülerde Kürt partileriyle. Bu kadar tecritle başlayıp Kürt halkına yönelik, Kürdistan coğrafyasına yönelik bugün Kürt'ün fiziki ve toplumsal, siyasal, kültürel varlığını topyekün hedef almış bu zihniyete karşı tek bir çözüm yolu söz konusu. Bu zihniyete karşı direniş içerisinde olmak, mücadele içerisinde olmak ve sürekli gelişen, büyüyen ve Türkiye demokrasi güçlerini özgürlük, eşitlik, adalet ve barıştan yana olan tüm kesimleri bu savaş zihniyetine, bu soykırım zihniyetine karşı yan yana ortak bir mücadele zeminine çekebilmek. Bizler bu savaş politikalarına geçmiş yıllarda 40 yıllık mücadele geçmişimize baktığımızda defalarca bu soykırım planlarının önüne geçtik. Bu kadar bu yönlü tecrübemiz, deneyimiz ve yanımızda ciddi bir halk desteğinin, halk öfkesinin olduğu bir zaman dilimindeyiz. Elbette ki hiç kimse, hiçbir yapı, hiçbir kurum, hiçbir örgüt, hiçbir parti böylesi bir dönemde Kürtlerin varlığını hedef alan böylesi bir plan karşısında kendi irili ufaklı siyasi parti önceliklerini hedefe koymamalı. Öncelikli hale getirmemeli. Bugün Türkiye Devleti'nin öncelikli hedefi haline getirdiği Kürtlerin kimliksel ve varlıksal olarak varlığıdır. Dolayısıyla buraya yüklenmiş, burayının yok olması üzerine kendi varlığını inşa etmek isteyen, 2. yüzyıla bu soykırım planı üzerinden, bu soykırım planının başarıya ulaşması üzerinden girmek isteyen bir AKP-MHP iktidarı gerçekliği karşımızda. Fakat buna karşı mücadele ve direnişin, görkemli direnişin de bu iktidarı, bu zihniyetini getirmiş olduğu aşama ise en zayıf, en yozlaşmış, en çürümüş ve en zayıf anını yaşayan bir dönem. Dolayısıyla mücadele, Kürt halkının öncülüğünde gelişen bu mücadele, bu iktidarı ve zihniyetini bu kadar zayıflatmış bir noktaya getirmiş. Hem içinde bulunduğumuz dönem, konjonktür, hem de önümüzdeki dönem ve bir bütün olarak siyasal, toplumsal gerçekliğe de baktığımızda bütün koşulların, bütün dinamiklerin Kürt halkının özgürlüğü ve Türkiye demokrasi güçlerinin aslında özgürlük ve eşitlik arayışından yana olduğunu gösteriyor. Tam daralan, tasfiye olma aşamasına gelen bugün AKP-MHP iktidarın kendisi. Dolayısıyla mücadeleyi büyüterek, sürekli hale getirerek ve bütün dinamikleri yan yana getirebileceğimiz bir mücadele aklını ortaya koyduğumuzda bu iktidarı ve bu zihniyetini bertaraf etmeme gibi hiçbir durumu söz konusu değil. O gücümüz var, o inancımız var, o moral gücümüz de var. Dolayısıyla bugüne kadar direniş nasıl bu iktidarın bütün tezlerini kırıp çökerttiyse, bugün sondaki final olarak önüne koymaya çalıştığı Güney Kürdistan'da topyekün saldırı dalgasına karşı direniş de aynı zamanda bu tezi, bu saldırı dalgasını tasfiye edecek ve Kürt halkı bugüne kadar özellikle iradesi olarak ortaya koymuş olduğu 2022 Nevroz'una finalini belki bunun yaptığı iradesi olarak gördüğü Sayın Öcalan üzerindeki tecidi kırıp hem Kürdistan'a, Kürt halkına hem Türkiye'nin de daha demokratik, daha özgürlükçü bir geleceğin kapısını aralama olanağı çok güçlü. Dolayısıyla bu anlamıyla elimizdeki bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz, deneyimlediğimiz ve sonuç aldığımız en önemli gücün, kaynağın dolayısıyla halk olduğu ve mücadele gerçekliği olduğu bilinciyle hareket edersek ben inanıyorum ki kısa bir zaman diliminde hem bu savaş politikalarına karşı bir savaş politikalarını püskürten, aynı zamanda bunun
öncülüğünü yapan AKP, MHP iktidarını da hem Kürt halkının geleceğinde, siyasi geleceğinde hem de Türkiye halklarının siyasi geleceğinde yer edinmeyecek bir